Yöneticilerimiz uyuyor mu? Selma abi soru var mı soracağın? Hadi bir soru sor arkadaşlar gelene kadar. Sesini açarsan yakalandık diyorsun. Yok yok, hayır, tahmin ediyordum. Şimdi sorudan ziyade isim takılması ile ilgili. Mesela benim ismim de hani modern isimlerden görünen. Evet. Benim ismimi rahmetli büyük amcam takmış. Anneme sorduğumda işte hani niye böyle bir isim seçmiş acaba vesaire deyince. O zamanlar bu filmler, siyah beyaz filmler televizyonlarda yeni oynamaya başlamıştı. Oradan bir aktristin ismiymiş. Öyle takmış mesela. Böyle alakasız şeyler de olabiliyor. İsimler çok konusunda alakalı ama... yani. Buradan şöyle yani düşüneceğim. Annenin kendi çocuğuna isim takma özgürlüğü Tabii yok. Ki yok. Tabii anne, kız kardeşimin adı da Semra mesela. O da... amcanın ne kadar evde hakim ve egemen güç olduğunu anlıyoruz. Yani. Ki o öz amcam bile değil yani, sülaleden bir amcam. Bizde sülale baskısı var. Müthiş bir geniş klan kültürüne sahibiz. Yani bu dolayısıyla şu anda isimlerimizden, doğumlarımızdan, memleketimizden bakarak, oturduğumuz mahalleden, apartman ismi ve çocuklarımıza verdiğimiz isimlerden dünyanın neresinde kendimizi konumlandırdığımızı anlamaya çalışıyoruz. Ve bunun bize etkisi Aynen ne öyle. kadar oldu, bizim hayatımıza etkisi ne kadar oldu, negatif etkileri varsa bundan nasıl arınırız? Esas soru bu. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar da Teşekkürler. ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Ama zevkle dinliyorum yani, gerçekten güzel şeyler öğreniyorum. Teşekkürler Şimdi tekrar. bu ilk görüşmeyi 5 dakika bitirdikten sonra yüzlerce Kur'an'dan bir tanesi olan duygu odaklı terapi kuramına geçip size yarın ve bugünkü derste duygu odaklı terapi kuramını anlatacağım ve bunun tedavi ilkelerini anlatacağım. Ben Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliği'nin eğitmeniyim, süpervizörüyüm, terapistiyim. Aynı zamanda Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü'nün başkanıyım. Bu merkezi Kanada'da olan Leslie Greenberg tarafından York Üniversitesi'nde geliştirilmiş olan bir kuram. Duyguları temel alan bir yaklaşım tarzı. Bunu anlatacağım size anlatabildiğim kadarıyla. Şimdi bu anlattığım biraz önceki hikaye bir kuram perspektifinde ete kemiğe bürünecek. Ete kemiğe bürünecek. Dolayısıyla bir kuram nedir? Kuram nasıl düşünür? Kuram nasıl oluşturulur? Bir kuramcı bunu nasıl inşa etmiştir ve bunu bilimsel araştırmalara nasıl kanıtlamıştır ve hastalarımıza veya danışanlarımıza veya rehberlik edeceğimiz kişilere veya ailemize veya kendimize bunu nasıl uyarlayarak daha kaliteli bir hayata sahip olur? Derdimiz bilinçte, davranışta, duygulanımda, fizyolojik tepkilerimizde sağlıklılığı yakalamak. Sağlıklılığı yakalamak. Şuradan bir slaytla paylaşayım ben. Gönder, slayt ulaştı mı size WhatsApp grubundan? Ulaştı, peki. Kedilerle olan bir slaytlı değil mi? Bakma imkanınız oldu mu? Evet. Şimdi şu afiş burada biraz dursun. İnsanın beyni katman katman. Bunu biraz embriyolojik gelişme veya evrimsel gelişme olarak bakacak olursanız evrimsel gelişmeyle alt beynimiz var, orta beynimiz var ve üst beynimiz var. Üç beyin alanı diyebilirsiniz. Alt beynimiz sürüngenlerde bulunan sürüngen beyni diye tanımladığımız beyin. Yani omurilik soğanı diyeceğim. Dün soğan sarımsakla ilgili epeyce muhabbet olmuş herhalde medyada. O konuyla ilgili olarak biz omuriliğimizin üst kısmında ve beyin sapımızda bulunan alan sürüngen beynimiz ve vücudumuzun fizyolojik dengesini sağlar. Yani nabzımız, solunumumuz, hayati yapımız oradadır. Eğer orası bir darbe alırsa ölürüz. Yani önemli bir alanımız. Onun üzerinde orta beyin alanları vardır. Orta beyin alanları daha çok
memelilerde bulunan bir beyin alanıdır. Ve burada duygusal yaşantımız olan bölge, limbik sistem diye geçer. Ve burada da en önemli iki tane beyin bölgesi var. Amigdala ve hipokampus dediğimiz iki tane alan var. Amigdala genetiğimizde bulunan bir bilgiyle doğumdan itibaren dünyadaki dataları değerlendirme, milyarlarca informasyonu bir anda algılayarak ona uygun otomatik refleks cevaplar veren bir beyin parçamız. Yani duyularımız vasıtasıyla dış dünyayı ve içimizde olan biteni anında değerlendirerek anında milisaniyede ya bir saniyenin üçte biri kadar kısa süre içerisinde motor gücü harekete geçirip etkedebilme potansiyeline sahip olan genetik yapımızdır. Duygularımız bu amigdalada bulunur. Duygusal beyin diye de geçer burası. Buna bağlı olarak duygusal yoğun yaşantılarımız hipokampus dediğimiz yine hemen amigdalanın yanındaki bir alanda hafıza kayıtlarına alınır. Ve bu bizde duygusal kalıplar olarak dünyayı algılama şeklimizi belirler. Şimdi biz yaşantılarımızdaki tepkilerimizi genellikle bebeklikten bu tarafa yaşadığımız yaşantılardaki duygusal kalıplar üzerinden tepki veririz. Mantıksal kalıplarla tepki vermeyiz. Mantık daha çok yaşadığımız duygusal tepkiyi anlamlandırma ve nedenini izah etme kısmıdır. Gerçek değildir. Yani bir olaya karşı duygusal bir tepki verdiğimizde üzüntü, öfke, kızgınlık, korku vesaire. Niye korktun, niye üzüldün, niye öfkelendin? Şöyle şöyle oldu da şöyle şöyle oldu. Halbuki bu düşünce tarzımız korktuktan sonra ortaya çıkan yapıdır. Önce biyolojik olarak beynimiz tepki verir. Bu tepki kortikal alan dediğimiz üst beyne gelir. Üst beyin niye bu tepki verdiğini anlamlandırmaya çalışır. Sorduğumuzda da bu tepkiyi neden verdiniz dediğinde şu nedenle diye cevap verdiğinde zaten yapılmış olan bir eylemin nedenselliğini izahtan başka bir işe yaramaz. Bu manada kortikal yapımız. Zihinsel olarak bir duygunuzun neden olduğunu izah etmeniz ve bu nedenden dolayı bu duygu tepkisini verdim demeniz bilimsel gerçeklikle örtüşmüyor. Önce duygu tepkisi ortaya çıkıyor. Bilişimiz onun ardından geliyor. Burası anlaşıldığımı bilmiyorum. Püf noktalarından bir tanesi bu. İlk görüşmeyle ilgili veri analizini konuştuk. Sosyodemografik veriler hangi anlamlara gelir? Verilerin isim analizi, verilerin tarih analizi, verilerin hatırlama analizi, verilerin telefon ve mail analizi, verilerin adres analizi, verilerin memleket analizi, verilerin soy ağacı analizi dedik. Bunu geçtik. Bütüncül psikoterapi ve duygu odaklı terapi yaklaşımları. Şimdi duygu neden vardır insanda sorusu. Duygu dış dünyada yaşamda kalabilmemiz için bütün canlılarda olan rehber niteliğinde önümüzü aydınlatan bir fener gibidir. Duygu otomatik ortaya çıkar. Otomatik çıktığı için bizi hayatta bırakır, canlılığımızı sürdürür ve ilişkilerimizi belirler. Peki duygular incelendiğinde amigdala merkezli kaç adet duygudan bahsedebiliriz? Yedi temel duygu tanımlıyor Leslie Greenberg. Bu duyguların doğuştan olduğunu, bize rehber niteliğinde bulunduğunu, bebeklikten itibaren var olduğunu ve bizi hayatta tuttuğunu. Eğer bu duyguları doğal olarak yaşayabilir ve doğal olarak düzenleyebilirsek sağlıklı insanızdır. Bu duyguları doğal olarak yaşayamaz, bu duyguları düzenleyemez isek sağlıksız insanızdır. Basit bir prensip. Doğuştan getirdiğimiz bize rehber niteliğinde olan duyguları doğal olarak yaşarsak sağlıklı insanız.
bunları yaşayamaz isek sağlıksız insanız. Peki bu temel duygular nelerdir? Bir bakalım. Bir adıyla 7 duygu, bir takım kombinasyonlarla bunu 15 duyguya çıkarabiliyoruz. En temel duygularımız üzüntü duygusu. Bir kayıp karşısında tüm insanlar üzüntü hissederler. Bu doğal ve insani bir duygudur. Her duygunun insanın biyolojik mekanizmalarında bulunması, DNA'sında bulunmasının nedeni rehber niteliğinde olması ve kişiyi hayatta tutmasıdır. Birisiyle bağlantı içerisinde olabilmemiz için onu kaybettiğimizde üzüntü yaşayabilme gücümüzden birileriyle ilişki içerisinde oluruz. Bu ilişki bizi hayatta tutan canlı bir bağ sağlar. Öfke ikinci temel duygumuzdur. Öfke kişilerin sınırları ihlal edildiğinde, işgal edildiğinde, hakkı yenildiğinde hayatta kalabilmek için otomatik olarak aktive olan doğal ve insani bir duygudur. Eğer biz hakkımız yendiğinde, sınırlarımız ihlal edildiğinde, işgal edildiğimizde öfke duymuyorsak normal bir insan değiliz. Normal insanlar bu durumlarda haklarını koruyacak kadar, sınırlarını koruyacak kadar, işgale karşı gelecek kadar kendilerini öfke içinde tutarak koruyabilirler. Öfke sizi tek vücut yapar, güçlü kılar ve sınırlarınızı korur. Onun için bulunması gereken bir duygudur. Üçüncü temel duygu korku. Korku 7 temel duygudan bir tanesidir. Üzüntü, öfkeden sonra. Korkulacak bir nesne varsa amigdalamız milisaniyeler içerisinde dış dünyayı tarayarak bize hayati tehlike yaşatabilecek olaylar karşısında anında korku refleksi oluşturup bütün tedbiri savaş ve kaç üzerine bina ederek biyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Dolayısıyla korku insanoğlunu hayatta tutan en temel duygudur. Korkulması gereken şeyden korkmalıyız ve kendimizi korumalıyız. Diğer bir duygu, temel duygu, utanç duygusudur. Utanç duygusu daha çok insanlarda bulunan, belki yüksek düzeydeki memelilerde de bulunan bir duygu olabilir. İnsanoğlu yalnız başına yaşayamayan bir varlıktır. Yalnız bırakıldığında doğada ölüyor. Uzun bir süre bir bakıma ihtiyacı olan yaratıktır. Fakat bu yaratığın bakım alabilmesi için sosyal gruplarda uyum içerisinde olması lazım. Kendi başına hareket etmemesi lazım. Sosyal normlar dediğimiz ahlaki normlar içerisinde, toplumun genel kuralları perspektifinde bir uyum içerisinde olması lazım. Teşekkürler. İşte bunu sosyal gruplar, aile, çocuğu utandırma duygusuyla harekete geçirerek sosyal bir birey olmasını sağlar. Sosyal bir birey olabilmeniz için utanma duygusunun gerekliliği ortaya çıkıyor. Diğer bir duygu, temel duygu, iğrenme duygusu, tiksinme duygusu, zararlı ilişkilerden ve durumlardan bizi koruyabilmek için iğrenme duygusu insanda bulunması gereken en temel duygulardan bir tanesidir. Diğer bir duygu, neşe, coşku, heyecan, ilgi olarak tanımlayabileceğimiz hayatı bir oyun ve coşkuyla algılayacak, sevinç içinde algılayacak, keşf ve merak duygusuyla algılayacak olan ilgilerimizle ve hobilerimizle hayatta ilgilendiğimiz duygumuzdur ki bizi canlı tutar, iddialarımızın peşine düşürür, yaptığımız işlerden keyif almamızı sağlayan temel bir duygu. Diğer bir duygu, surprise duygusu olarak bahsettiğimiz zaman zaman şok, zaman zaman şaşkınlık, zaman zaman hayret duygusuyla veya hayranlık duygusuyla bir anda beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızdaki duygulardır. Bunların muhtelif kombinasyonlarında acı, ızdırap, çaresizlik, yalnızlık, küçümseme, kaygı, sevgi, huzur, sükunet, dinginlik, suçluluk, gurur, özgüven gibi duygular muhtelif kombinasyonlarda farklı duygu paternlerini oluşturuyor.
Evet. Yedi temel duygu tekrardan sayacak olursak bizde hayatta tutan rehber niteliğindedir. Genetik olarak vardır. Bu duygular yerinde yeterince kullanıldığı zaman sağlıklıdır. Üzüntü, öfke, iğrenme, korku, neşe, heyecan, utanç ve hayret, surprise, şaşkınlık duyguları yedi temel duygu. Bu duygular yerinde yeterince kullanıldığında sağlıklılık belirtisidir. Bir bebek büyürken bu duyguları regüle etmeyi ebeveyninden öğrenir. Bu duygular doğrudur, fakat bu duyguların süreç içerisinde beynimizin olgunlaşmasıyla beraber düzenlenebilmesi lazım. Hocam bir soru sorabilir miyim? Hay Yedi temel duygudan söz ettik. Hocam yedi temel duygu içerisinde utancın varlığından söz ettik. Ancak Paul Ekman ve meslektaşlar tarafından tanımlanan, özellikle 1984 yılında ispatlanan küçümseme ya da diğer ifadesiyle aşağılama duygusu temel duygu olarak nitelendirildi. Yani altı temel duyguya ek olarak işte üzüntü, mutluluk, yedi temel şaşkınlık, duygusu olarak. tiksinme, korku ve sonuncusu olarak da küçümseme ya da aşağılama eklendi. Ama utanç konusunda hocam hala ciddi anlamda tartışmalar yaşanıyor. Örneğin utançta temel duygu diyebilmemiz için bütün insanlarda var olması gerekiyor diye savunuyorlar. Ve utancın hani temel fizyolojik boyutlarından birisi de işte yüzde kızarıklığın olması, yüzün kızarması. Şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Peki siyahi insanlarda o kızarıklığı nasıl tespit edeceğiz? Dedikleri için de hani temel duygu olarak değerlendirmeyen özellikle sözsüz iletişim ve sözsüz davranışla alakalı araştırmacıların da bir görüşleri var. Bu konuda hocam sanırım Greenberg daha farklı bir duygu yapısından söz ediyor. Öyle mi anlamalıyım? Şimdi hipotezin birinci kısmını genel kabul olarak kabul etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bir hipotez ileri sürüyorsun. Önce bir hipotezi irdeleyelim. Utanma yüzün kızarması ile ilintili diyorsun. Bu senin kafandaki utanma ile ilgili hipotez. İlla yüzün kızarması gerekmez utanmada. O fizyolojik belirtilerden bir tanesidir. Hiç yüzü kızarmadan derin bir utanç içerisine giren insanlar olabilir. Bu mümkündür. Fizyolojik tepki verip vermemesi ile ilintili. Çünkü bu duygusal bir tepkidir. Utanç kısmı daha çok insanlarda olan bir duygu olarak adlandırılıyor. Fakat bunun en geniş araştırmasını yapan kişi Alan Shore'dur, nörobiyolojik olarak. Utanmayla ilgili nörobiyolojik araştırmalarda atıf yapılan kaynak Alan Shore'un kitapları ve makaleleridir. Psikoterapi Enstitüsü olarak da biz Alan Shore'un tüm kitaplarını yayınladık. Utançla ilgili bölümler var, chapter'lar var. O utancı Leslie Greenberg'in anladığı manadaki bir bağlamda anlatmaz. İşte burada kuramsal farklılıklar ortaya çıkar. Nörobiyolojik olarak utanma duygusunu Cohutian anlamda anlatır. Ve onun beyindeki nöronal hangi yaş grubunda beynin hangi alanları geliştikten sonra utanma başlıyor diye başlar. Bir bebeğin bir günlük incelemesini beynin kesitlerini alır, nörobiyoloji haritalarını alır. Miyelinizasyon dediğimiz nöronların etrafında kapsül şeklinde saran kılıflar vardır. Bu kılıflar doğuşta beynimizin birçok alanında yoktur. O kılıflar olmadığı müddetçe elektriksel akım diğer nöronlara atlar. Süreç içerisinde aylar geçtikçe beynimizin nöronal milyarlarca, 100 milyar nöronun o etrafındaki miyelinizasyon dediğimiz kılıflarla sarılması lazım elektriksel aktivitenin diğer nöronlara atlamaması için. Bu da aylar alır. 6 yıl civarında sürer. İlk şey de 2 yıldır. İlk 2 yıl içerisindedir yoğunlukta olarak. İşte bu miyelinizasyonun olma dönemlerinin belirli bir etabında çocuklarda utanma duygusu gelişir ki o beynin belirli bölgelerinin miyelinizasyonu ve nöronal bağlantılarının olduğu dönemdir. O çocuklarda utanma duygusunun geliştiği bu dönemi Kohut'un grandiyoz patlamasının içsel frenleme sistemi olarak adlandırır. Yani tabii konudan konuya atlamamaya çalışacağım ama kısaca senin çok spesifik bir soru sordun. Merhamım, o kısaca orayı anlatayım. Orada belki derinine sen devam edersin okumalarınla.
Der ki Alan Shore nörobiyolojik olarak her bebek içinde kendisini grandiyoz, büyüklenmeci bir tavırla coşku hisseder. Orta beyinden gelen, bu amigdal merkezden gelen coşku, biricik, özel olma hissi ve çok yoğun bir ateşlenme beynin her alanına yoğun bir elektriksel aktiviteyle çocukların coşkusu olur. Bir yaşındaki, iki yaşındaki çocuklara bakarken sevinçten çığlık atarlar. O coşku kendi içlerindeki büyüklenmeci yapının yapısıdır. Bu coşkuyu kontrol edemezse çocuk, kognisyon dediğimiz, prefrontal korteks dediğimiz insani tarafımız onu durduramaz. Durduramadığı zaman deli gibi zıvanadan çıkmış bir çocuk görürsünüz. İlerleyen yaşlarda da bu tip insanlar gördüğünüzde zımaradan çıkmış derdiniz, kontrolü kaybetmiş dersiniz. İşte burada alt beyinden, orta beyinden gelen duygusal coşkunun yavaş yavaş üst beyine doğru yol alırken beyinde yeteri kadar onu engelleyecek beyinsel olgunlaşma olmadığı dönemde utanma duygusuyla bu coşku frenlenir. Utanma duygusu kendimizin o coşkusunu frenlemek için oluşturulmuş olan nörobiyolojik bir fren olarak adlandırılır. Süperego'nun gelişimiyle paralel olarak gelişiyor değil mi hocam? Tabii süperego bu anlattığım kısımda tam örtüşmez. O da ayrı bir kuram. Süperego'nun oluşması utançta. Süperego daha çok suçluluk duygusuyla beraber gelişir. Utanç bir başkasının gözü önünde yerin dibine girme duygusu. Bir başkasının sizi seyrettiğindeki duygu. Süperego ise kimsenin olmadığı yerde kendi kendinize yaptığınız gayri ahlaki eylemden dolayı hissettiğiniz suçluluk duygusu. İçten olan bir hırsızlık yaptınız ama kimse görmedi. Bundan hissettiğiniz duygu suçluluk ama bir hırsızlık gördüm. Birisine sizi yakaladı, bundan utanç duyarsınız. Böyle anlatabiliriz. Dolayısıyla nörobiyolojik olarak utanç duygusu İçinizdeki psikotik coşkuyu, yani delilik coşkusunu frenleyerek sizi insani boyuta tutmak için elzem olan ve bizi nörobiyolojik düzenlememizi sağlayan en önemli nörobiyolojik duygusal katmandır. Bu da nörobiyolojik açıdan izahlarız. Ama ben size duygu odaklı Leslie Greenberg'in açısından utanma duygusunun sadece sosyalleşmek için insanın genetiğinde var olan bir duygu olarak tanımlıyor. Bu Leslie Greenberg'in hipotezi. Diğer başka kuramlar farklı farklı izah ediyor ama nörobiyolojik kuramının izahı da çok önemli ve kıymetli. Çünkü en basit haliyle mesela gönüllü arkadaş var mı dedim. 50 kişilik grubun içerisinde 3 kişi çıktı. 42 kişinin büyük bir kısmı utanma duygusuyla kendisini geri çekti. Neden utanma duygusuyla geri çekti? Hata yapma korkusu, alay edilme korkusu, aşağılanma korkusu, mahreminin açığa çıkacağı korkusu gibi birçok neden olabilir, bilmiyorum. Her birinizi ayrı ayrı incelemeden de bununla ilgili kanaat beyan edemem ama ben eğitimlerimde arkadaşlarla gördüğüm zaman işte gönüllü olan arkadaş da sahneye çıksın, onların üzerine deneyime dayalı öğretim yapayım derken 50 kişilik sınıfta aynı burada olduğu gibi 3 kişi 5 kişi ama 2 yıl sonra herkes çıkmak ister. Ama ancak bir kişiyi alabilirsiniz. Çünkü orada herkesin iç dünyasının aynı olduğu herkes tarafından kabullenilince o duygunun gereksizliği ortaya çıkar. Deneyimlemek ve daha çok öğrenmekle ilgili Tahir Hoca bugün inşallah sahneye beni çağırır. Bunun üzerinden bu pratik dersi daha iyi öğrenirim arzusu başlıyor. Ne zaman başlıyor bu? 1,5-2 yıl geçtikten sonra ortaya çıkıyor. İşte burada tekrardan duygu odaklı terapinin kavramlarına dönecek olursak duygularımız yerinde yeterince yaşandığı zaman sağlıklıdır. Peki soruyorum. Ya gönüllü arkadaş var mı? Onun üzerinden şu ilk görüşme formunu değerlendirsem. Yani 5-10 dakika yapacağım. Birkaç arkadaşın üzerinden gideceğim. Ve mahreminize de girmeyeceğim diye açıklama yaparak geldim. Ama gönüllü arkadaş çok az çıktı. Türkiye toplumunun genelinde bu böyle. Neden az çıktı? Bu az çıkması bizim psikolojik olarak duygularımızın sağlıklı şekilde oluşturulmadığından kaynaklanıyor. Utandırılan bir toplum olduğumuzdan kaynaklandırılıyor. Ne demek bu? Anne babalar çocukları sosyal normlara uyan bir çocuk olsun diye utandırılma duygusuyla eğitmeleri gerekirken,
Öğretmenlerimiz ve hocalarımız bizleri sosyal normlara uyan insanlar olmamız açısından utandırmaları gerekirken, utandırma kırbacını kendilerine köle yapacak ve kendi kafalarındaki davranış gibi davranmayan, düşünce gibi düşünmeyen, duygulanım gibi duygulanmayan her evladı ve çocuğu ve öğrenciyi utandırarak her şeyden korkan ve tırsan insanlar haline getirdi. İşte bu utancın bozuk olarak ortaya çıkarılmış olduğu bir sistemi karşımıza getirdi. Şu anda 47 arkadaşımız gönüllü olamamışsa, birebir incelediğimizde birçoğunda duygu düzenleme açısından utandırılma, aşağılanma, korkma, endişelenme, kaygılanma gibi olmaması gereken duygular. Olması gereken duygu nedir? Keşfe merak duygusuyla, heyecanla, hocam ben geleyim, hocam ben geleyim, hocam ben geleyim diyerek burada adam kesilmiyor. Bir şeyi öğrenmek için deneyim fırsatı veriliyor. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Ama bu fırsatı biz hiçbir yerde kullanamıyoruz. Korkuyoruz ve çekiniyoruz. Eğer ortada korkacak bir faktör yoksa, ortada utandırılacak bir faktör yoksa, ortada anksiyete duyulacak bir faktör yoksa, korkuyorsak, anksiyete duyuyorsak, çekiniyorsak, burada patolojik bir duygu problemi var diyor Leslie Greenberg. Neden insanlar keşifle, merakla, heyecanla, coşkuyla, yeni bir ilgi alanıyla bilgi sahibi olmasın ki? Neden kendilerini keklesinler? İşte burada duygusal yapıya baktığımızda primer duygular dediği duyguları doğal ve yerinde kullanamayıp düzenleyemeyen kişiler bu duygular yerine bu duygulardan bir başka duyguyla onu kontrol etme çabasının içine girer ki patoloji burada başlar. Yani siz coşkuyla, ilgiyle bir alana atılmanız gerekirken orada aşağılanacağınız korkusuyla geri çekildiğinizde siz coşkunuzu hayata taşıyamayan, coşkunuzu yerinde hayata taşıyamadığınız için de gerçekten hayatta kalamayan insansınız veya kalamayan insanlarız. Dolayısıyla biz diyoruz ki, Leslie Greenberg diyor ki, insanlar kendilerini gerçekten korkulacak olaydan korksunlar. Elinde bir tane tabancayla, tüfekle birisi odaya girmiş, tutmuşsa öldüreceğim diyor. Korkacaksın. Ama şu dijital atmosferde bir ders anlatılırken deneyime dayalı bir şeye davet edildiğinde bundan korkuyorsak, çekiniyorsak bir dakika annemize babamıza dönmemiz lazım. Ya ne yaptınız da beni bu kadar korkak ürkek yaptınız? Öğretmenlerimize dönmemiz lazım. Ya beni ne kadar utandırdınız, aşağılattınız, sözlüğe kaldırarak tahtada arkadaşlarımın yanında kaç sefer rezil ettiniz de şu anda benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığımda duygu paternlerim otomatik olarak anksiyeteye, korkuya, endişeye sürüklenip parmak kaldıramadım. Bu soruyu sormamız lazım. Çünkü bu doğal değil. Bu doğal değil. Yani öğrencilerinize sorun. Öğrencileriniz merak duygusuyla, coşkuyla bu etkinliklere katılamıyorsa, bir deneyimle ilgili olarak öğretmen tahtaya kaldırmaya, bir prova yapmaya, rol yapmaya, herhangi bir laboratuvar çalışması yapmaya davet ettiğinde bütün sınıf el kaldıramıyorsa, bilin ki orada duygu düzenlemesi açısından ve duyguların doğal yaşanması açısından ciddi bir sıkıntı var. Çocukluk döneminde bununla ilgili duygu paternlerinde, duygu kalıplarında hipokampusa yerleşmiş bozuk yapılar var. Konumuz bu. Biz bütün patolojileri duygu odaklı terapi bağlamında bakacağız. Zaman zaman belki diğer kuramlara gidip geleceğiz ama bütün patolojileri duygu düzenleme bozuklukları olarak adlandırıyoruz. Sizden istirhamım, bana birkaç tane gelen öğrencilerinizin sıkıntılarından örnekler verebilir misiniz? Tahir Hocam. Evet. Ne kadar istediğiniz uygun ama şöyle bir soruyla birleşik sormak istiyorum. Şimdi utanç duygusu içinizdeki psikotik duyguyu frenler, coşkuyu frenler dediniz. O zaman şu aklıma geldi benim. Eğer utanç duygusu olmasaydı ne olurdu? Yani o coşku bizim hayatımızı nasıl etkilerdi? O coşku şöyle etkiler. Ben Allah'ım diye ortaya çıkan birisi çıkar ortaya. Ben peygamberim diye çıkan birisi. Ben Atatürk'üm diyen birisi. Çünkü mantık kayboluyor. Mantık prefrontal korteks dediğimiz ön beynimizde bulunur. Ön beyin alt beyinden gelen o duygu paternlerini frenler,
onu mantığa büründürür, yer ve zamana göre aktifleştirir. Cinsel dürtülerinizi kontrol edemezsiniz. Bir anda cinsel olarak saldırırsınız. Öfkenizi kontrol edemezsiniz, katil olursunuz. Cezaevindeki insanların hemen hemen tamamı birkaç saniyelik öfkelerini prefrontal korteksleriyle kontrol edemedikleri için cinayet işlemiştir. Çok azı planlı ve şey işlemişlerdir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla elim kırılaydı, oradan geçmeyeydim, lanet olsun diye kendi kendilerine yaptıkları şey, işte o duygu düzenlemeyi, öfke düzenlemeyi başaramadıkları. Utanç kısmında ise Elin Shore'a göre, şeye göre değil ve Kohut'a göre, Heinz Kohut'a göre içimizdeki coşkusal kabarmayı psikotik bir düzleme çıkmasını engellemek için utanç, kendi kendimize utanma freniyle frene basarak bunu yaparız. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Beatrice Beeb, Beatrice Beeb. Bununla ilgili araştırma ve videolar var, izleyebilir. Bebekle anne ilişkisini inceler bu. Yarın sabah bununla ilgili küçük bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Bebekle anne yüz yüze bakarlar. Still face yüz experiment yüze. Değil mi hocam? Nasıl? Still face experiment. Evet, evet, evet Ahmet hocam. Still face experiment. Tronik'in yaptığı çalışma. Orada ben linkten paylaşabilirim hemen hocam chatten. Çok iyi olur. İki beyin karşı karşıya geldiğinde çocukla anne beyninin karşılaşmasında çok ilginç bir şey, birbirlerine hayran olurlar bebekle anne. Bu gözdeki göz sinirlerinin birbirlerine fikse olmasıyla beraber her iki gözden çıkan sinirler beyindeki haz merkezi dediğimiz dopaminerjik merkezi aktive eder ve oradan lokal eroinler dediğimiz özel haz verici maddeler, dopaminerjik maddeler salınır. İki göz birbirine aşık olur ve çocuk bu coşkuyla o kadar sarhoş olur ki bu coşku bütün zihinsel şablonlarını yakacak duruma geldiğinde annesinden gözünü kaçırır. Gözünü kaçırma bir utanma reaksiyonudur. Göz temasında diğer gözle karşı karşıya geldiğinizde coşkunuzu kontrol altına alabilmek için bir süreliğine gözünüzü kaçırırsınız. Tekrar içinizde bir düzenleme olup o coşku belirli bir gerilim hattının gerisine geldiğinde tekrar anneyle temas kurarsınız. Bu milyonlarca kez olur. Bu beynimizdeki nöronal yapının süreç içerisinde coşkularımızı kontrol edebilme özelliğini kazandıran bir duygusal düzenleme sağlar. Bunun için de 2 yıllık süre lazım. İşte bu durumlarla ilgili olarak bütün bu çalışmalar yetmezse, bu şekilde anne ile çocuk arasında beyinden beyine iletişim kurulmamışsa bizim ikinci olarak başvuracağımız yer içimizdeki bu coşku kabardığında kendi kendimize utanma duygusuyla başımızı çevirmek, yüzümüzü kızarmak ve duygu freniyle içimizdeki coşkuyu durdurmaktır. Utanç böyle bir şey. Yani şöyle herkesin bakışlarının üzerinde olduğu halleri düşünün. Hanımefendiler mesela burada güzel bir kıyafet giymişsiniz, güzel bir düğün gününe gitmişsiniz, bir güzel bir salon, o düğün salonunun ortasında düğün başlamış ve sessizlik içerisinde siz bütün o düğün ekibinin önünden salına salına gidiyorsunuz, herkes size bakıyor. Herkesin size baktığınızda yüzünüzdeki o hafif utanma hali, gülümseme hali, yüzünüzün kızarması belki, bir an önce telaşla yerinize gitme isteği, içinizdeki bakılan olmak ve sizin büyüklenmenizi coşkusal heyecanınızın sizin zihninizi tamamen yakması karşısında duyduğunuz korku ve endişeyle bir an önce geçip yerinize oturma isteğinden kaynaklanıyor. Çok keyif alıyorsunuz ama buna dayanamıyorsunuz. Erkekler için de aynı şey söz konusu. Bunu mesela akşam gittiğinizde bir çocuğu 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuğunuzu heyecanlandırın, coşkulandırın. Müddet sonra o coşkulanan çocuk o kadar heyecanlanır ki bir müddet sonra kendini kontrol ediyor, ya kafasını taşa vurur, ya kaloriferi veya ayağını bir yere çarpar, düşer. Yani coşkusal heyecan kontrol duygusunu kaybettirir. Ya yani bunu deneyimleyip zararsız bir şekilde deneyimleyin. Çocuklarınızı sevindirik yaptığınızda nasıl kontrolü kaybettiklerini görebilirsiniz. Yani sizin kontrol mekanizmalarınız duygu düzenleme mekanizmaları sayesinde olur. Evet. Yani öğrencilerden size şikayette gelen konulardan birkaç örnek verin demiştim. Eğer verebilirseniz bunun duygula nasıl bağlantısı olduğuna dair
ilerleyeceğim. Hocam ben bir örnek verebilirim. Hay hay. Bu birkaç yıl önceydi, yani bir 5-6 yıl önce ilkokulda çalışıyorum ben. Otobiyografi anketi düzenlemiştik öğrencilerimize. Orada sorulardan biri çocuklara gelecekteki hayalleriniz, hedefleriniz nedir şeklinde. Öğrencimiz şunu yazmıştı. Annem babamdan nefret ediyorum, onları değiştirmek istiyorum. Gelecekte anne babamı değiştirmek istiyorum. Gelecekteki hayali bu. Sonra ben sınıf öğretmeniyle görüştüğümde hani çocuk hakkında bir bilgi alayım istedim. Öğretmen şunu söyledi bana. Çok çalışkan, çok zeki bir çocuk ama derse hiç katılmıyor. Derse çok şey bildiği halde parmak kaldırmıyor, cesaret etmiyor. Özgüveni zayıf bir çocuk. Sonra öğrenciyle görüştüğümde gerçekten ailede çok fazla başarı odaklı bir iletişim, mükemmeliyetçi bir yaklaşım ve dediğiniz gibi çocuğu başarısızlıklarından dolayı sürekli bir damgalama, aşağılama durumu olmuş evin içinde anne baba tutumları. Sonra tabii biz aileyle görüştük. Hani çocukla yaptığımız görüşmelerde bazı aşamalar kat ettik. Ama çocuktaki o bahsettiğiniz utanç duvarını kırmayı gördüm. Hani en azından parmak kaldırmaya başladı, özgüven kazanmaya başladı. Yani bunu ne kadar etkili olduğunu bir anne babasından nefret edecek kadar, anne babasını ileride değiştirme isteyecek kadar çocukta önemli. Çünkü onurun özgür ağırlığı dediğimiz bir olay var. Hani çocuğun onuru kırılıyor evde. Onuru kırılan bir insan anne babası bile olsa ona karşı bu öfke duygularıyla hareket eder ve bu öfke başka yönlere de yansıyabilir. Çünkü biliyorsunuz hocam ki suç işleyen insanların zeka düzeyi çok da düşük değil. Evet. Bunu söylemek istedim. Böyle bir deneyimim olmuştu. Hocam, teşekkürler. Ben de şöyle... buradan da bu örnekten de gördüğünüz gibi aşırı utandırılan bir çocuk, yani başarı odaklı bir aile içerisinde yapamadıkça geri zekalı mısın, aptal mısın, niye yapmıyorsun, hani başarın, kaç aldın, kaç puan aldın dediği zaman çocuk tamamen ketlenen bir çocuk. O keşfe merak duygusunun aktifleştiği, coşkusunun ortadan kaybolduğu bir hale dönüşüyor. Ve utanç içerisinde biz buna maladaptif örüntü diyoruz. Yani bozuk duygu örüntüsü diyoruz ve çocuk artık hayattan korkan, kendini ortaya koyamayan bir insan haline dönüşüyor. O zaman da öfkeye dönüşüyor. İçindeki utanç duygusu öfkeyle kontrol altına alınmaya çalışıyor bir şekilde. Evet. Bir sanki bir konuşma daha vardı. Benim sayın hocam şöyle bir tespitim olmuştu. Ne kadar genelleyebiliriz bilmiyorum. İmam Hatip'te çalışırken 3 sene öncesinde 1 yıl bir çalışma şeyim olmuştu, orada tecrübesi. Sosyoekonomik düzeyleri ve başarı düzeyleri, akademik başarı düzeyleri çocukların son derece düşüktü oradakilerin. O vakte kadar hep daha başarılı, sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyleri yüksek ailelerin çocuklarıyla çalışmıştım. Şu anda da öyle. Sadece bir yıllık o tecrübede şunu gördüm hocam. O çocukların evet başarı düzeyleri düşüktü, yaşam şartları çok zordu ama hayata karşı coşkuları çok yüksekti. Girişimcilik anlayışı çok yüksekti, kendini ifade gücü çok yüksekti. O utanç dediğimiz şey, mesela bir şey soruyorsunuz hayatıyla ilgili, çocuğun çok rahat parmak kaldırıp kendi hayatıyla ve ailesinin hayatıyla ilgili size malzemeler verebiliyordu. Birinin onunla dalga geçmesini ya da işte dalga geçme ihtimalini önemsemiyordu. Ama diğer çalıştığım yerlerde, şu andaki çalıştığım yerlerde de, yaptığımız diğer rehberlik etkinliklerinde de. Ben de ne bekliyorum biliyor musun? Dediğinizde çocuklar benim parmak kaldıramıyorlar, kendilerini ifade ben edemiyorlar. Ben belki orada sinirlendim. Duyguları mesela sesinle ilgili, hani, Yasemin'in sesiniz açık sanırım. Sinirlendim adamın tavrına, saygısızlığına. Yasemin Hanım. Ve orada mesela hocam çocukların az önce hocanımın bahsettiği gibi daha önce de söyledim ya, özellikle bazı sayısal derslerdeki başarı kaygısı ve orada panik ataklarının gelmesi, yani koridorda 3-4 tane elinde kolonya mesela diğer şeylerden, öğretmenlerden çocukları sakinleştirmeye çalışan bir durum. Ne oldu işte, mesela kızımızın birisi vardı 10. sınıfta, 16 aldım diye kendini koridorun ortasına attı, matematikten 16 aldım. Ne oldu sana dedim, hani bir şey var gibi sonradan gördüm. Attı kendini koridorun ortasında, 16 aldım. Ama ben hiç 16 almamıştım hocam, 16 aldım. Yani... bu tarz ciddi anlamda mesela bununla öbürü sınıfta kalmış mesela, diğer İmam Hatip'teki çocuk
Ama bununla mesela çok barışık sınıfta kalmış olmasıyla. Öbürü 16 aldım şeklinde bayılıyor, ayılıyor falan. Yani bu tarz bir farklılık görmüştüm ben iki okul ya da başarı düzeyleri arasındaki çocuklar içinde. O yüzden coşku, utanç. Yani çocukları koşu atı gibi bir şeye evet. yönlendirip utandırma kırbacıyla onları adam etmeye çalışmak, onların hayatlarını çalmaktır. Çocuklar için önemli olan aslında oyundur, kendilerine mutmain olmalarıdır, kendilerini sevmeleridir, kendilerle barışık olmalıdır. Bu akademik başarı dediğimiz başarı yani bir şekilde elde edilir. Yani çocuğu 10 yıl başarısız olur ama 11. yıl bir yılda hepsini toparlayabilecek bir kapasiteye ulaşabilir. Bu mümkündür. Ama yeter ki çocuk kendisiyle barışık olsun, ne istediğini bilsin, hedeflerini bilsin. Ama biz bu duygu, bu utanç kırbacıyla çocuklarımızı gerçekten mahvediyoruz ve onların kendi olmalarının önüne geçiyoruz. Duygu odaklı terapi açısından da bu girişimcilikte geri kalma, korkma, endişelenme, anksiyetede de bulunma, bir şey yapacağı zaman yapamama, eline aldığı işi, entelektüel kapasiteleri yetkin olduğu halde bunu yapmaktan kaygı duyma gibi durumlar baktığımızda hep utançla ilgili kaynağa götürebiliyor. Bu utançla ilgili bir örnek de ben verebilirim. Hay. Yeni başladığım bir vaka. İkinci görüşmemi yaptım dün itibariyle. 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisi iken babası vefat ediyor. Babası vefat edince henüz cenaze daha eve gelmemişken eve çağırılıyor ve orada tam ağlamaya başlayacakken komşu kadın diyor ki ağlanır mı hiç bu şekilde yapmamalısın falan gibi böyle biraz ayıplayarak kusturmaya çalışıyor ve kız ağlayamıyor. Yani daha sonra hayatının uzun bir yıllar sonra sürekli en ufak bir duygusallaşmada ağlamaya başlıyor. Yani o dönem anladığım kadarıyla o utandırılmanın getirdiği bir... Yerinde yeterince duygular işlemlenmedi ve yaşamadığı için hep orada o duygusal kalıp kalıyor. Benzer çağrışımlarda hep o aktifleşiyor. Aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen. Evet. Evet. Şimdi duygu odaklı terapi kuramı duyguları birincil ve ikincil olarak iki gruba ayırır. Birincil olan da adaptif ve maladaptif olarak ayırır. Bu şu demekti. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz 7 duygu ve onların türevleri olan 15 duygu yerinde yeterince yaşanmış ise ve düzenlenebiliyorsa buna adaptif denir. Bunun için çocuğun sevilen bir ortamda, saygı duyulan bir ortamda, korkması gereken şeyde korktuğu, sevinmesi gereken şeyden sevindiği, utandırılması gereken yerde uygun şekilde utandırıldığı, öfkelenmesi gereken yerde sınırları korumak için kendisini öfkelendiğinde bunlar primer adaptif duygu olarak telendirilir. Şimdi duygu odaklı terapinin hipotetik olarak şöyle bir iddiası var. İnsanoğlu bir birlikte grupla yaşamak için yaratılmıştır. İnsanoğlunun primer amigdaladan oluşan duyguları doğal olarak yaşadığında tüm insanlar o duyguları anlayışla kabul edip ona destek verirler. Yani siz birisi sizin hayatınızı işgal ettiğinde ve ihlal ettiğinde, sınırlarınızı çiğnediğinizde, öfkelendiğinizde diğer insanların tamamı sizin yanınızda yer alır. Bir şeyden korktuğunuzda o korkunuz doğru bir korkuysa diğer insanları sizi o korkudan kurtarmak için çabalar. Ve bunlar diğer insanların beyinlerinde otomatik olur, empati ve ayna nöronlar vasıtasıyla olur. Düşünerek olmaz. Şurada haksız bir şekilde dayak yiyen bir çocuğu gördüğünüzde anında yüreğiniz sızlayıp ağzı burnu kan içinde kalan çocuğu o zalimin elinden kurtarma isteğiniz insan olduğunuzun göstergesidir ve bu elinizde değildir. Direkt olarak gidip onu kurtarma ihtiyacı hissedersiniz. Buna empatik, otomatik ayna nöronlar vasıtasıyla adaptif duyguya adaptif cevap denir. Bütün psikoterapi kuramı yani duygu odaklı terapi kuramının dayandığı dayanak da burasıdır. Siz doğal duygularınızı yaşadığınızda etrafınızdaki bütün insanlar size yardımcı olurlar. Ama siz birincil duygularınızı adaptif olarak bebeklik ve çocukluk döneminde öğrenmediyseniz, mesela
Neşe ve coşku yakınlıkla beraberdir, yakın olmakla beraberdir. Anneye yakın olursunuz, babaya yakın olursunuz, abiye, dedeye yakın olursunuz. Coşku hissedersiniz, heyecan hissedersiniz. Ama en yakın bildiğiniz anneniz ve babanızdan şiddet görüyorsanız, maşayla dağlanıyorsanız, her gün dayak yiyorsanız, alkolik babanız size şiddet gösteriyorsa, daha ötesi cinsel tacizde bulunuyorsa, daha da ötesi cinsel tecavüzde bulunuyorsa, birincil olarak yakın olmaktan alınan neşe ve coşku yerine, adaptif duygu yerine yakın olmak korku duygusu, tehlike duygusuyla eşleşir, maladaptif bir örüntü haline alır. Siz terapist olarak bu şekilde çocukluğunda travmaya, tacize uğramış bir çocuğa sevgi ve ilgi gösterdiğinizde çocuğun duygu kalıbında ne canlanacaktır? Biraz sonra bu hoca bana tacizde mi bulunacak, tecavüzde mi bulunacak, şiddet mi kullanacak veya beni kullanmak için nasıl bir manipülasyon yapacak şeklindeki bir hale dönüşür. Bize hocam, gelen... kolesterol kullanma yoluyla kazanılmış duygulardır diyebilir miyiz? Bana ne yoluyla? Klasik koşullanma yoluyla. Örneğin olmaması gereken yerde gereksiz tepki veriyor, gereksiz korku tepkisi veriyor, utanç tepkisi veriyor gibi gibi. Diyebiliriz tabii, zaten bu da bir nevi aslında koşullanma. Ama biz duygu, nörobiyolojik bağlamda duygularla ilgili kuram içinde kaldığımız için daha çok davranışsal öğrenmeden ziyade maladaptif örüntü kalıplarının oluşması, nöronal kalıpların oluşması diyor. Hangi kalıpların? Davranışsal kalıplar değil, duygu kalıplarını. Dolayısıyla bu çok önemli bir fark aslında. Sebebi de şu, davranışları düzenleme tedavisi yapmıyor şey, duygu odaklı terapi. Duygu odaklı terapi çocukluk dönemindeki travmatik anıları canlandırarak o anılar canlandığı esnada sevgi ve şefkatle onu bütünleştirip yeni bir duygu sentezi yaparak davranışı ve düşünceyi değiştiriyor. Ama sadece şey kavramı tanımlayabilmek, yani anlamlı. Doğru. Ya yani o manada doğru ama o kadar şey bir fark var ki, ciddi bir fark var ki, bunu eğer zihniniz uygunsa bir açıklayayım bu konuyu. Yani önemli çünkü bu şey. Mesela somut bir örnek üzerinden gidebiliriz hocam. Örneğin klasik koşullanmayla kazanmış bir korku tepkisi, fobilerden örnek verebiliriz. Fobilerden. Herhangi köpek fobisi, asansör fobisi, yükseklik fobisi, sokağa çıkma fobisi, araba kullanma fobisi, milyon tane fobi var. Şimdi bunu anlayabilmeniz için nörobiyolojiyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Veyahut da nörobiyoloji çalışmalardan haberdar olmamız gerekiyor. İnsanoğlunun duygusal hafıza kalıpları hipokampusta saklanır. Hipokampus beynin her alanıyla bağlantısal olan merkezi bir komuta merkezidir. Hafıza komuta merkezidir. Duygusal hafızalığın bizi bozucu veya iyileştirici etki şeklinde kalıplaşabilmesi için çok yüksek yoğunluğunda duygusal yaşantının olması lazım. Çocukluk ve bebeklik döneminde hassas olduğumuz dönemlerde çok yüksek duygusal hassasiyetle acı, travma, şiddet, mağdur bırakma, ihmal edilme, işgal edilme gibi anılarla yaşantılandırdığımızda bu anı çok, mesela babası tarafından dayak yiyen bir çocuk düşünün, erkek çocuk veya kız çocuk veya cinsel tacize uğrayan bir kız çocuğu düşünün ev içinde. Bu çocuk o kadar korku ve panik içine giriyor ki, bu korku ve panik içine girdiğinde hafızanın oluşma sürecidir bu süreç. Hafızanın oluşması demek yeni proteinlerin inşa edilmesi, o proteinlere bağlı olarak da sinapsların ve dendritlerin oluşması demektir. Yani beyinde nörolojik bir değişiklik var, organik değişiklik. İşte bu birkaç saat sürüyor. Bu birkaç saat içerisinde yüksek yoğunlukta bir travma yaşadıysanız, bu yüksek yoğunlukta yaşamış olduğunuz travma kalıcı bir mühürlenme hipokampusa kazınıyor. Bu ömür boyu değişmiyor arkadaşlar. Davranışçı tedaviler ve bireysel tedaviler bunun sonuçlarının bir kısmını ortadan kaldırabiliyor. Ama duygusal mühürlenmeyle ilgili anıyı çağrıştıracak benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığında inanılmaz korku ve panik hissiyle aynı duygular aktifleşiyor. Bununla ilgili çalışmayı Kandel yaptı. Biliyorsunuz hafıza kayıtlarıyla ilgili olarak Nobel ödülü alan çok değerli bilim insanı, psikiyatr. Bu deniz salyangozları üzerinde
çalışma yaptı. Deniz salyangozlarının iki tane nöronu var. Bir alıcı nöronu, bir de motor hareket ettirici nöronu. Bizim de aynı şekilde. Beynimize giden nöronlarımız var. Cevap olarak hareket ettiren nöronlar var. Bizde milyarlarca var. Deniz salyangozunda bir tane var. O deniz salyangozunun nöronunun deniz salyangozunun kulağına elektriksel stimulus verdi. Stimulus verdiği zaman bu alıcı nöron tarafından alındı. Daha sonra kulağı kapatmak üzere motor nöron hareket ettirdi. Bunu o kadar çok tekrarladı ki bu tekrarlama esnasında nöronun nasıl sinapslar yaptığını, bağlantılar kurduğunu, fotoğrafını ve filmini çekti. Burada mRNA dediğimiz ribonükleör asitin, messenger ribonükleör asit vasıtasıyla proteinlerin oluştuğunu, proteinlerin nöronun sonucuna gittiğini, orada sinapslar olduğunu, diğer nöronu sardığını, orada sinapslar olduğunu ve kalıcı bir bilgiye, bilginin hafızaya nasıl dönüştüğünü ortaya çıkardı. Daha sonra bu nöronları hayvanın şeyinden aldı, organizmasından aldı. Laboratuvar ortamında petri kutusu dediğimiz o nöronların yaşayabileceği bir ortama koydu. Ona bir elektriksel stimulus verdiğinde öbür nöronda hareket ettiğini gördü. Buradan hafıza kayıtlarının kişide nasıl meydana geldiğini öğrendik. Bu hafıza kayıtları eğer şiddetli duygusal yaşantı yaşarsanız duygu kalıbı olarak hipokampüse oturduğunu anladık. O zaman insanlar bir sefer duygusal yaşantı yaşıyorlar. Bu duygusal yaşantılar aynı şekilde kalıyor. Eğitimle, bilgilendirmeyle, bilişsel terapilerle veya davranışsal terapilerle düzeltebiliyor muyuz? Veya psikanalizle, psikanalitik psikoterapilerle. Cevap şu, kısmen düzeltirsiniz ama duygu hafızasını düzeltemezsiniz. Duygu hafızası kalıcıdır. Duygu hafızasının düzeltilmesinin tek bir yolu vardır. Bu da yine laboratuvarda yapılan araştırmalarla açığa çıkarıldı. Yine Kandel'in öğrencileri yaptı bu çalışmayı. Duygu hafızası travmanın yaşadığı duyguyu canlandırıp tekrar o duygu kalıplarını aktifleştirdiğinizde, yani çocukluk dönemindeki duygu anılarını canlandırarak, imajine ederek, hayal ederek aynı duygu korkusunu, şiddet tepkisini kişide eli kolu titreyerek, panik atak geçirerek, fobileri tekrar meydana getirerek, korktuğu şeyle karşı karşıya bırakarak, mesela yükseğe çıkararak, mesela köpeğe yaklaştırarak, mesela yılana yaklaştırarak, mesela örümceğe yanına yaklaştırarak panik atak geçirtip o esnada ona şefkat ve sevgiyle yaklaşacak bir güçlü duygu paterni verebildiğinizde kişinin o dönemde duygusal hafıza kayıtları kararsızlaşıyor. Yani bir nevi duygu kalıpları açılıyor. O duygu kalıpları alışıldığı esnada duygusal bir destek verdiğinizde eski duyguyla yeni duygu bir sentez oluyor. Yeni protein meydana geliyor. 2 saat sonra kapanıyor bu kapılar. Kapılar kapandıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için duygu odaklı terapinin püf noktası yaşanmış olan acı travmaları canlandırmayı nasıl sağlarız? Onu nasıl tekrardan aktifleştiririz? Kişiyi tekrardan travmatik hale nasıl sokarız? Soktuğu zaman da destek güçleriyle bugünkü erişkin kimliği olabilir, terapistin kendisi olabilir veya kişinin güncel olarak destek aldığı herhangi bir insanın imajinasyonuyla o çocuğun yaşamış olduğu travmayı şefkatle ve merhametle yaklaşacak bir duygusal yaşantıyı deneyimlettiğinizde duygu hafızaları birleşiyor. A artı B eşittir C gibi yeni bir sentezde yeni bir duygu türevi ortaya çıkıyor ve tekrardan kararsız olan hafıza kayıtları kapanıyor. Onun için duygu odaklı terapi bu şekildeki problemlerin arkasındaki duygusal hafıza kayıtlarına ulaşmayı, bunları canlandırmayı, bunları canlandırdıktan sonra oradaki düzensizliği düzenlemeyi, onun yerine yeni bir pozitif duygu yerleştirip, ikisini bütünleştirip yeni bir sentez yaratmayı amaçlar. Hipotezi bunun üzerine dayalıdır ve çok sağlamdır. Çok sağlamdır. Yani bu manada diğer kuramlardan farklılığı nörobiyolojik araştırmalarda hafıza ve bellek kavramlarının nasıl oluştuğu, travmanın nasıl oluştuğu ve bu travmayla ilgili olarak yeniden yapılandırmanın, yeniden çerçevelemenin hangi nörobiyolojik usullerle meydana gelebileceğinin hipotezi üzerine bina edilmiştir. O zaman sağlam bir duygu teorisi olması gerekiyor ki bu amigdaldan
hipokampusa giden o süreçleri değiştirebilirim. Onun için duyguları sınıflandırdığımızda 7 temel duygu var. Bunlar yerinde yeterince yaşandığı zaman sağlıklı. Ama bunlar adaptif bir şekilde yaşanmadığında maladaptif duygu diyoruz. İkinci duygular çocuklukta çocuk birincil duyguları yaşamış, maladaptif bir duygusu yok. Fakat birincil duyguları düzenlemeyi öğrenmemiş. Yani öfkesini, haklı bir öfkesi var. Fakat o kadar kontrolsüz çıkıyor ki evi yakıyor çocuk. Veya o kadar utanması gereken yerde utanıyor ama o kadar çok utanç içinde ki utançtan yerin dibine giriyor. Korku duygusu doğru bir korku ama o kadar korkuyor ki kontrol edemiyor. İşte bu şekilde içinde adaptif olan birinci duygusu var. Fakat bu duyguyu kontrol edemediğinde bir başka duyguyla bunu kontrol ediyor. Bu ne demek? Borderline kişilik yapısını duymuşsunuzdur. Borderline kişilik yapısının en büyük problemi sevgilisinin kendisini terk edeceği korkusudur. Şöyle aslında borderline, beni terk etme, hayatım sadece sana bağlı, sen olmasan ben ölürüm korkusu. Ama adam eve 15 dakika geç geldiğinde veya telefonda 10 dakika geç cevap verdiğinde ne diyor telefonda veya eve geldiğinde borderline kişilik örüntüsüne sahip hanım arkadaşımız, kocasına veya sevgilisine? Seni çok özledim, sensiz yaşayamam mı diyor? Yoksa Allah'ın belası bu saatte nerede kaldın? Hangi karıyla kırıştırıyordun mu diyor? He? İkincisini diyecektir. İkincisini de öfkeyle saldırır. Adam da işinden gücünden geliyor. Anlatabildim mi? Anası ağlamış, terlemiş. Durduk yerde ikide bir de sen beni aldatıyor musun? Sen beni aldat. Suçlandığı zaman adam ne hissedecek? Düşünün ki eşinizi seviyorsunuz. Sevgiliniz olmuş. Onunla bir hayat kurmuşsunuz. Evlenmişsiniz. Anlatabildim mi? Başınıza taç yapmışsınız. Eve geliyorsunuz. Her geldiğinizde kadın diyor ki Allah'ın belası nerede kaldın? Bak diyor 5'te mesain bitti diyor. Saat 5:30 oldu diyor. Talas'a kadar 10 dakika sürer diyor. İş yerinden burası 20 dakikada ne bok yedin diyor. Adam buna bir sabrediyor, iki sabrediyor, üç sabrediyor. Dördüncüsü ne yapıyor adam? Haksızlığa uğramış hissetmiyor mu? Ortalık. Haksızlığa uğradığını hissettiği zaman ne yapar insanlar? Öfkeyle cevap verirler. Kadının derdi ne? Bu adam acaba beni terk edecek mi? Acaba bir başka sevgilisi var mı? Acaba öyle korkuyor ki bırakılmaktan. Bu korkusunu ifade etse, ya beni bırakacağından öyle koy. 20 dakika geç kalmam bile beni o kadar korkutuyor, o kadar üzüyor ki seni çok seviyorum. Sensizliğe dayanamıyorum. Sen benim hayat damarımsın. Ya ben gerçekten 20 dakika içerisinde mahvoldum, öldüm derim, başına bir şey geldi diye çok korktum dese adam ne diyecek? Hayatım merak etme ya, ben işte biraz markete uğradım, şuraya uğradım, buraya uğradım. Ben seni seviyorum falan diyecek. Ama onun yerine kadın bunu söylemediği için, bu korkuyu düzenleyemediği için bu korkuyu neyle düzenliyor? Öfkeyle düzenliyor ve öfkeyle saldırıyor. O zaman bir müddet sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra korktuğu başına geliyor. Yani adam artık dayanamıyor, ben bunu yapamayacağım diyor ve ayrılık kararı alıyor. Şimdi bu birincil duyguların ikincil duygularla kompanze edilmesidir. Derin utanç duygunuz varsa bunu öfkeyle tutmaya çalışırsınız. Korku duygunuz varsa öfkeyle tutmaya çalışırsınız. Çok yoğun öfkeniz varsa, öfkenizi kontrol edemeyeceğinizi hissediyorsanız bunu korkarak geri çekilirsiniz. Bazı erkekler mesela öfkelerini kontrol etmeyi beceremezler. Eşleriyle böyle tartıştıklarında o kadar öfkelerinden korkarlar ki böyle kedi gibi sinerler. Onun sindiğini gören kadın veya bir başkası daha çok saldırır. Korktuğunu zanneder. O senden korkmuyor. İçindeki öfkeni taşarak sisteme egemen olup öbürünün ümüğünü sıkacağından korkuyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla baktığımız zaman kişinin şu andaki duygusal yapısının gerçek insani olan birincil olması gereken duygu mu? Yoksa bu duyguyu düzenleyemediği için bunu bir başka duyguyla kapatmaya çalışan ikinci duygu olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Terapinin püf noktası bu arkadaşlar.
kişinin bize öfkeyle, korkuyla, utançla geldiğinde, üzüntüyle geldiğinde bu gerçekten insani olan bir bebeğin yaşadığı doğal duygulardan gelen duygu mu, yoksa içerideki duyguyu kapatmak için oluşturan duygu mu? Bunu da siz kendi empatinizle anlayabilirsiniz. Elinizdeki en büyük işaret taşı empati taşıdır. Nedir o empati taşı? Öbürünün size hissettirdiği duyguya bakarsınız. Öbürü öfkeyle bağırıyorsa, bu bağırma karşısında ihlal edilen bir insanın öfkesini hissederseniz ona yardım etmek istersiniz. Ama içindeki korkuyu bastırmak için saldırganlaşıyorsa içinizde böyle bir yardım isteği oluşmaz. Saldırılmış hissedersiniz. Haksız yere bağıran bir insan deneyimi hissedersiniz. Onun için insani olarak yaratılışımıza uygun duyguların çıktığı durumlarda içinizde empatik olarak diğerine yardım etme arzusu çıkar. Diğer durumlarda çıkmaz. Bunun da bir takım işaretlerle birincil ve ikincil duyguyu ayırt etmenin yöntemleri var. Yarın kısaca bu alana da gireceğim. Yani bize gelen bir problemin duygusal kısmına baktığımızda bu duygu birincil duygu mu, ikincil duygu mu? Birincil duygusu da adaptif bir duygu mu, maladaptif bir duygu mu? Bununla ilgili bunu ayrıştırabilme becerisi muhteşem bir şey. Tabii çok klinik deney gerektiriyor, çok çaba gerektiriyor, çok deneyiminizin olması gerekiyor. Etrafınızdaki insanları bugünden itibaren inceleyin. Önce kendinize bakın. Üzüntü duygum gerçek bir duygu mu? Yoksa manipülatif bir duygu mu? Yani birincil duygu, ikinci duygu, bir de manipülatif duygu var. O slayta geçmedim. Manipülatif duygu da diğerlerini manipüle etmek için kullandığınız duygu. Üzüntülü numarasına yatarak mağdura yatarsınız. Diğerleri size sevgi, ilgi, şefkat verir. Yani doğrudan isteyemezsiniz manipüle. Çocukların işte böyle dudaklarını bükerek ben dondurma istiyorum diyerek siz de onun mağdur olmasından sıkıntılanırsınız. Ya tamam tamam alıyorum dersiniz. Tamam senin gofret alıyorum, çikolata alıyorum bir şey dersiniz. Çocuk bunu öğrenir her seferinde o mağdura yatar. Bu manipülatif duygu. Bu da araçsal duygu dediğimiz duygu. Timsah gözyaşları dediğimiz duygu. Annelerimizin ağlayarak peki ben de ne yapayım oturur köşemde dururum diyerek bizi manipülatif bir şekilde kullanıyordu o duygu. Kayseri'de çok fazladır bu. Evet arkadaşlar bu slaytta duralım. Yarın inşallah duygu odaklı terapinin biraz daha teorine ve pratiğine girerek etkileşim içerisine gidelim. Buraya kadar olan kısımdan sorunuz var mı? Nasıl gidiyor? Yani yavaş yavaş bir kuramın içine girdik. Bu kuramın çerçevesi içerisinde bu atölye çalışmasının amacı daha çok duygu odaklı. Bunun gibi onlarca kuram var ama ben duygu odaklı terapi kuramı içerisinde size insanların problemlerini veya rehberlik hizmetimizde ne yapabiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben çok keyif aldım. Duygu odaklı terapi de çok bildiğim bir alan değildi. Yarın inşallah derinlemesine biraz daha yakından öğrenme fırsatımız olur. Sağ olun. Teşekkürler Hanife. Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kurum kapandı. Ben dışarı çıktım. Telefondan izliyorum. Attılar seni dışarı. Yani 4'ten sonra kapanıyor kurumlar. Kayseri'de mesai 10'la 4 arası. Dışarıda telefonla izliyorum. Size ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Peki diğer arkadaşlar evlerinde o zaman. Yani senin gibi az sayıda insanlar daireye gidiyor. Tahir hocam. Arkadaşım aradı. Ben birine çok kızmıştım. Onu anlatıyordum başka bir arkadaşıma. Tam duyguların üzerine de geldi. Böyle adam diye konuşurken sanki Tahir Hoca'nın arkasından atıyormuş gibi oldu dedi. Bir üzüldüm anlatamam. Çok özür diliyorum. Ben kamerayı sesi açıyorum nasıl beceriyorsam. Çok affedersiniz hocam ya gerçekten. Canım sağ olsun. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Öyle bir algılamam olmadı. Teşekkürler açıklaman için. Evet. Esra sen bir şey söyleyeceksin herhalde. Ben. Evet.
Ben şimdi dürüst davranmak gerekirse ekranı bir açtım bir kapattım. Ama kulaklıkla sürekli sizi dinliyordum. Bundan emin olabilirsiniz. Ve ben çok çabuk sıkılan bir insanım. Aynı zamanda hem çocukla ilgilenip hem evle ilgilenip benim dikkatimi derli toplu tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi anlatış tarzınız. Çok beğendim. İnşallah yarın daha aktif katılırım. Çok sağ olun her şey için. Tipik bir Türk kadını, her parmağında bir marifet maşallah. Aynen öyle, evet. Ama dikkatim sürekli sizdeydi. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, başka katkıda bulunmak isteyen, yorum yapmak isteyen var mı? Ben yola çıkacağım, kitaplarınızdan yola çıkacağım. Türkçe'ye kazandırdığınız birçok eser var. Hatta şu an arkamda kütüphanem belki de sığsın kitaplarınızdan oluşuyor. Hakikaten binlerce, on binlerce atıf almış bilim insanların kitaplarını okumak, Türkçe okumak çok önemli, çok kaydeder. O yüzden bence Türkiye için büyük bir şans. Emeklerinize sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler Ahmet Hocam. Çok kibarsın, çok destekleyicisin. Allah razı olsun. Evet Hasan Hocam, sen bir şey söylüyordun herhalde. Ben aslında bu duyguların ya da travmatik duyguların son 3-4 yıldır bununla ilgili çok yoğun okumalarım var. Psikososyal çalışmalarda da bulunduğum için. Travmaların insan hayatında çok çok kötü bir şey olmadığını, yani eğer doğru değerlendirildiğinde bu duyguların, bütün duyguların olumlu ya da olumsuz, insanı çok değerli yaşantılara deneyimleteceğini düşünüyorum. Yani bunu görmeye başladım. Çünkü hep bizde yani şey... Dozu bozuk olmadığı müddetçe büyümek için travma şart. Aynen, ama bizde hep şu algı vardı. Ya ben bu şahsi kendi algım da olabilir. 3-4 yıldır işte hep travma yaşamamalı çocuklarım. İnsanlar travma yaşamamalı. Yaşamalı. Optimal travmalar yaşayarak büyür çocuklar. Optimal travma yaşatmadığında müddetçe büyümez. Evet. Narsist yani çocuklar olurlar. Hani burnumuz sürtülecek ama kaldırabileceğimiz kadar sürtülecek. Hayatın gerçekliğine adapte olacaklar. Aynen. Ya da hani bunu bir eğitimde de bir arkadaştan dinlemiştim. Yani çok ağır yaşantılarla olsa, eğer yanında güçlü ebeveynleri varsa, duygularını nötrleyen ya da nötralik eden ebeveynleri varsa, çok ağır yaşantılar bile geçirirken bunu hayatında hani adapte olabiliyor ve düzenleyebiliyor. Dolayısıyla o kaldıramayacağı bir şeyde bile aslında o ebeveynin kaldırabileceği bir yaşantı olması gerekiyor belki. Yani çocuk kaldıramıyor. Yani büyük insanlara bakın, büyük insanlara bakın, onların hayatlarını izleyin. O kadar ağır travmalardan gelmişlerdi ki, yani çoğumuzun katlanamayacağı travmalar onları var eden şey olmuş onlar için. Bir fırsata dönüşmüş. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu duygu odaklı terapide aslında bu işlemlemeyi, doğru işlemlemeyi yaptığımızda bundan sonraki için de doğru bir yere götüren bir terapi olabilir diye ben görüyorum şu anda. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki, teşekkür ederim. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Hay hay Fatma. Öncelikle hocam teşekkür ederim ben kendi adıma verdiğiniz bilgiler için. Şimdi anlattıklarınızı dinlerken, yani ben kendi okumalarımda da veya katıldığım eğitimlerde ya da daha özel eğitimlerde sizi dinlerken de ilk önce kendim açısından düşünüyorum. İşte siz söylerken bu temel duyguları ben ne kadar kullanıyorum, işte hangisi adaptif gibi mesela kendimi değerlendiriyorum. Hani bu açıdan da bana katkısı oldu hocam, teşekkür ederim. Şimdi ben de kendi geçmiş yaşantıma baktığımda, işte bazı hocalarımın söylediği gibi, işte sorun yaşadığım durumlar, hani travma kadar olmasa da küçük küçük yaşadığım şeyleri anlamlandırmaya çalışıp işte yerlerine kendim yapabildiğim kadarıyla yenilerini koymaya çalışıyorum. İnşallah yarının da bana daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler katkılar için Fatma. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Tahir Hocam? Hay hay tabii ki. Bugün kuramın teori kısmına çok fazla girmedik ama ciddi anlamda farkındalığımızı geliştiren konulardan konuştuk. Ben bir isme veya başka bir veriye hiç bu açıdan bakmıyordum. Farkındalığımızı geliştirdik. Bu da bizim olaylara biraz daha derinlemesine bakmamızı sağlayacak. O yüzden teşekkür ediyorum size hocam. Yarın da inşallah daha güzel bilgiler ediniriz. Gönüllülüğün ve kendini ortaya koyman için ben sana teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol bu fırsatı verdiğin için. De sağ olun hocam. Tahir Hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Hayır efendim. Gülşen. Hocam, cemaat toplumundan bahsettiniz ya, hani
sağ beyin, sol beyin, sezgilerimizi kullanarak hani sokaklardan, caddelerin öneminden hani bu tarz detaylara dikkat çektiniz. Sizin eğitiminizde ben de tam da anlattığıyla hani davranışı birbiriyle örtüşen durum olur ya hani böyle. Hani gerçekten semineri bile, şu kursu bile o cemaat toplumu, cemaat yapısı şeklinde işlediniz. Yani böyle samimi, yani hem bir yandan bilgilerinize cömert davrandınız. Hani birçok kursa, seminere katılıyoruz, temel detayları veriyor. Aa, biz bunu zaten biliyorduk şeklinde oluyor. Şu baş savaşı dediğiniz olayı ben şu kursta bile hissettim yani. Yani bilgi vermek için o kadar güzel çabalıyorsunuz ve ben bunu buradan o kadar hissettim ki sizin o bilgiyi verme aşkınız bizi saatlerce şu ekranda tutabildi yani. O yüzden gönülden size teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim Gülşen bu destekleriniz için. Yarın daha heyecanlı anlatacağım o zaman. Kesinlikle hocam. Biz de heyecanla dinlemeye devam edeceğiz hocam. İnşallah. Peki. O zaman vedalaşalım mı? Söz alan yoksa. İyi arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Yarın yine 9'da buluşuruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.